Tuğba Özerk, yaklaşık 1,5 yıldır beraber olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar'la aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendi. Çift, ünlü popçunun Bebek'teki evinde hayatlarını birleştirdi. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. İlk adı Ayşe olan Tuğba Özerk'in nikah şahitliğini menajeri Kemal Arslan, Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı. İyi ve kötü günlerimizde. Bir ömür boyu sevgili Gökmen Tanaçar beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Tuğba Özerk hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar mı? Allah! Ünlü popçu nikahın hemen ardından eşinin ayağına bastı. Sizler bastım. Efendim. Özellik takımına transfer olmuş bulunuyor kendisi. Ben olmadım, o oldu, bak görüyorsun. Sizleri şu an itibariyle karı koca ilan ediyor. Bir ömür boyu Özerk'le Tanaçar daha sonra düğün dansına geçti. Ünlü popçu ve eşi duygularını paylaştı. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler, çok mersi. Mutluyuz, heyecanlıyız. Allah herkese tezgahını almayı nasip etsin. Sevdiğim oğlum. Tuğba Hanım, siz neler söyleyeceksiniz güzel günde? Ben bilmem, eşim bilir diyeyim artık. Aile töreni oldu gerçekten tam olarak. Çok da keyifli geçti. Böyle bir şey hayal ediyorduk. Kendi evimiz de burada. Anne olmayı çok istediğini belirten Tuğba Özerk, üzerindeki gelinliğin çok ağır olduğunu söyledi. Gelinliğin maddi manevi bir ağırlığı var. Yani 20 kilo, 25 kilo ağırlığı. Evet, çok ağır gerçekten. İkinciyi giyeceğim, o yüzden bunun ağırlığı biraz. Güzel bir gelin olmuşumdur inşallah. Valla yani, bir düğün hediyesi olarak da bir çiftlik miflik alınmış diye bir haberler duyduk ama. Gökhan böyle şeyleri konuşmaz ki. Karımdan hiçbir şey kıymetli değil, ona her şey feda. Demek ki gelmiş. Yani. Ya biz beraber inşallah, öyle bir hayalimiz var. Allah nasip ederse yapmak istiyoruz ileride. Önce bir çocuğu yapalım. Var mı böyle bir hayalimiz? İnşallah, inşallah, inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Dediği gibi sevdikleriyle olmayı nasip etsin. Güzel bir evlilik nasip etsin. İnşallah mutlu olmayı böyle nasip etsin. Annelik özlemi var ama değil mi bir yandan da? Annelik, babalık özlemi vardır herhalde sizde. E tabi istiyoruz. İnşallah yani. Yani evliliğin temel herhalde birlikteliğin önemli şeylerinden, evet, bir tanesi çocuk sahibi olmak. İnşallah istiyoruz. Gökmen Bey'in özel olarak herhalde bir kız çocuğu babası olmak. İnşallah. Tuğba'ya benzeyen bir kızım olsun istiyorum tabii. Ya, teşekkürler. Gelinin bayağı bir pahalı olduğu söyleniyor. Savoroski taşlar bunlarla ilgili. Doğru, taşları falan gerçekten çok çok özenildi. Öyle ama şimdi tabii pahasını söylemek bana düşmez ama gerçekten çok özenildi. Çok özel iki gelinlik yapıldı. Şimdi birazdan partide ikincisini giyeceğim. İkinci de var. Evet, pasta için. Ünlü popçu balayı planlarından da bahsetti. Balayı planı falan var mı yani, yoksa şimdi, pandemiden dolayı da çok bir yere açılamıyoruz şimdi ama. Şimdi konserler başlıyor, Allah nasip ederse biliyorsunuz. O yüzden bir Çeşme'ye gideceğiz eve yine. Konserler var, sonra önümüze alınmış konserlerimiz var. Sonra bir işte Paris'e gitmeyi düşünüyoruz, öyle değil mi? Hayırlısı, inşallah istiyoruz. Öyle bir niyetimiz var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Eşim memleketi tarafına gideceğiz. Çok sağ olun, çok mersi. Teşekkürler. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben bilmem senden ayrı.